büyük babam olduğu için şanslıyım. O beni gerçekten anlayan tek insan. Özellikle çenle bir sorunum olduğunda. Örneğin önceki gün olduğu gibi. Hadi Cedric, denesene, çok kolay. Çubukları nasıl kullandığımı iyi seyretmem. Bu doğru, basit görünüyordu. Ama ben çeni seyrediyordum. Çubukları değil. Merak etme küçük adam, bunu atlatacaksın tabii. O da baş tokatları, bunlar normaldir. Benim iyi büyük babam her zaman moralimi düzeltecek doğru sözcükleri buluyor. Ama bazen onun morali bozuk oluyor. Ve kendimi kötü hissediyorum çünkü o zaman ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet. Bir keresinde gerçekten çok dramatikti. O gün... Söylesene Mary Rose. Evet baba, ne oldu? Hayatım, iş tulumumu nereye koyduğumu bilmiyorum. Sanırım hala kurutucuda. Ha, teşekkür ederim. Ne baba? Ne istediğini söyleyecek misin? Peki eldivenlerim nerede? Kurutucunun üstündeki rafta. Affedersin baba, bana ne söylemek istiyordun? Anne, anne, eve ödevlerim bitti, dışarı çıkıp oynayabilir miyim? Tamam, ama uzun sürmesin çünkü bir saat sonra yemek yiyeceğiz. Baba ne oldu? Bana bir şey söyleyecektin. Ha, bu arada anne, yemekte ne var? Rosta ve patates püresi var. Rosta mı var? Mükemmel. Söylemek istedim. Canım, hala bulamıyorum. Pekala, geliyorum. Evet, işte hikaye. Bir sorunum var, tamam mı? Yorgunum, tükendim, her yerim ağrıyor. Aslında kendimi ihtiyar bir köpek gibi hissediyorum. Son birkaç gündür pek iyi uyuyamıyorum çünkü sırtım ağrıyor. Şşt, anne, gel buraya. Senin düşüncen nedir? Sanırım romatizmadan kaynaklanıyor. Büyük olasılıkla ciddi değildir ama yine de birinin yardımına ihtiyacım var. Tanrı aşkına neyin var baba? Şimdi de bitkilerle mi konuşmaya başladın? Evet, onlardan biriyle. Bitkilerle konuşmamın sizi neden rahatsız ettiğini anlamıyorum. Aa, küçük adam, biraz temiz havaya ihtiyacım var. Büyük baba, o bitkiyle ne konuşuyordun? Bak küçük adam, insanlar seni dinlemiyor çünkü küçük olduğunu söylüyor. Ama beni hiç kimse dinlemiyor çünkü ihtiyarladığımı söylüyorlar. Ben de bu yüzden bitkilerle konuşuyorum, anlıyor musun? Her neyse, önemli değil. Hayat böyledir. Büyük babamın ne dediğini tam olarak anlayamamıştım. Üstelik bana çok önemli olmadığını söylemişti. Ama aslında çok önemliydi. Ve giderek daha önemli bir hale geliyordu. Büyük baba! Büyük baba! Büyük baba! Büyük baba! Yine haklı çıktım, biliyor muydun? Sen benimle barışmaya karar verdi ve senin sayende oldu. Demek öyle. Bunu duyduğuma sevindim küçük adam. Ama büyük babanın bu işte bir ilgisi olmadığını anlamalısın. Bu sorunu çözen kişi sendin. Baba, söyler misin? Bu akşam yemeğinde ne yemek isterdin acaba? Yemek de mi? Hiçbir şey. Neyin var baba? Lütfen söyle. Günlerdir ağzına tek bir lokma koymuyorsun. İştahını tamamen kaybetmiş gibisin. Evet. Aslına bakarsan burada hiçbir işe yaramadan oturarak yaşamaktan bıktım artık. İşe yaramaz mı? Sana ihtiyacım var baba. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Sahi mi? Bana neden ihtiyacım var bilmeyi çok isterim. Örneğin bahçemizin bakımından sen sorumlusun. Bahçe mi? Havalar iyi gittiğinde birkaç saatimi geçirip domateslerle ilgilendiğim yer mi? Peki ya geri kalan zaman? Örneğin televizyon izliyorsun. Evet, programları seçebildiğim zaman. Ki bu neredeyse hiç olmuyor. Hadi aklından geçenleri söyle. Bu dünyada fazla bir işe yaramıyorum, değil mi? Bunu biliyorum. Baba ben... Büyük baba, gerçekten ciddi olamazdım. Benim de sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun.
bunu söylemen güzel küçük adam ama kendini zorlama. Benimle oturmaktan sıkıldığını biliyorum. Artık işimi bittiğini biliyorum evlat. Yaşlandım ben, yaşlandım. Ne? Merhaba efendim. Merhaba Cedric. Merhaba. Merhaba baba. Merhaba hayatım. Sorun nedir? Ah Robert, babam gerçekten depresyona girmiş. Onu hiç bu şekilde görmemiştim hayatım. Tamam canım, sakin ol. Sadece o moralsiz günlerinden birinde olmalı. Merak etme. Ne yapacağımı biliyorum. İşte sevgili kayınbabam. Evet, sorun nedir? Kendini kötü mü hissediyorsun? Yine romatizmalarım mı azdı? Doktor çağırmamı ister misin? Doktorlar benim için hiçbir şey yapamaz damat. Ama önerin için sağ ol. Biliyor musun, geç olmadan önce sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Düşünüyorum da, hiçbir zaman senin gibi biri olamadım. Haklıymışsın hayatım, durum gerçekten çok ciddi. Beni sevdiğini bile söyledi. Durum ortada, baban depresyona girmiş. Benden bu kadar çocuklar. Size iyi geceler dilerim. Yatmaya gidiyorum. Güzel bir gece geçirin. Büyük baba, şu işe bak. Büyük babamın morali gerçekten çok bozuktu. Ertesi gün bunu Chen'le konuştum. Bunu duyduğuma gerçekten üzüldüm. Biliyor musun Cedric, büyük babanı ben de çok severim. Ama bekle, her şeyin yoluna gireceğine eminim. Chen'in altın gibi kalbi var ve beni gerçekten çok iyi anlar. Ama büyük babam için ne yapacağımı bilmemek beni üzüyordu. Babam her şeyi zamana bırakmak gerektiğini söylemişti. Ama bunu söylemesi yapmaktan daha kolaydı. Baksana büyük babaya birlikte eski fotoğraflara bakalım mı? Teşekkür ederim küçük adam. Ama şu an için genç ve faydalı olduğum o eski günlere bakacak durumda değilim, tamam mı? Baba, rahatsız ettiğim için üzgünüm ama ayaklarını biraz kaldırır mısın lütfen birkaç saniye için? Bir dakika hayatım. Biliyor musun, sanırım evimizdeki bu adamı biraz rahatlatmanın zamanı geldi artık. Sen ne dersin hayatım? Beni bekleyin. Ben iyi iş diye buna derim. Biraz hayal gücü sayesinde büyük baban eskisi kadar canlı olacak. Eskisinden de iyi olacak. İşte karşında tekerlekli bir koltuk. Bu sayede babanı rahatsız etmeden her yeri temizleyebileceksin. Hadi denesene. Hepinize yük olduğumu biliyorum ama bu beni cennete erken göndermeye kalkmanızı gerektirmez. Yaşlılar yurdunda kalabilirim çocuklar. Babam faydası olur demişti ama işe yaramadı. Tam bir fiyasko koydu. Ve büyük babamın morali ekspres trenden daha hızlı şekilde azalıyordu. Harekete geçmeliydik. Bu işin çözümünü nasıl olduysa babam buluverdi. En azından onun da katkısı oldu. Büyük babama değişiklik lazımdı. Pekala, işte geliyor. Efendim, buna gerçekten şaşıracaksınız. Size bir sürpriz hazırladık. Anlamıştım. Demek karar verildi. Düşkünler yurduna gidiyor. Hayır, hayır efendim. Sakin olun. Sadece gözlerinizi kapayın ve oturma odasına gelin. Bunu seveceksiniz. Tanrı aşkına çocuklar, bu şey de ne? Eski koltuğuma ne oldu? Bu da neyin nesi böyle? Bu gördüğünüz şey kayınbabacığım rahatlatıcı bir şeydir. Senin yeni koltuğun. 21. yüzyılın en rahatlatıcı koltuklarından biri efendim. Ergonomi araştırmalarının en son ürünlerinden biri. Ergo ne? Sadece oturun efendim. Bunun avantajlarını göstermenin en iyi yolu kullanmanız tabii ki. Evet, şimdi bakalım. Kollarınızı yanlara koyun. Arkasını hafifçe indirmek için yandan çevirin ve... Yavaşça çevirmeliydin. Sabırlı ol Robert, bu onun için yeni bir şey canım. Haklısın hayatım. Şimdi nasıl dikleştireceğini görelim. Aynı şeyi ters şekilde yavaşça tekrarlayın. İnanamıyorum. Yavaşça diyor baba, yavaşça diyor. O kadar akıllıysan sen dene damat. Pekala, kalk oradan, sana göstereyim kim akıllıymış görelim.
Pekala tamam. Şimdi şunu tutup sonra da... Baba Cedric lütfen. Bırak üstünden hayatım. Kullanma kılavuzunu oku. Bu şekilde daha kolay hallederiz. Çevirme kolunu tutun ve yavaşça size doğru çevirin. Ve sonra... yavaşça basacaksın canım. Au! Au! Rabbi, sen iyi misin? Elim. Robert nereye gidiyorsun? Mobilya mağazasına tabii ki. Çok geç olmadan babanın koltuğunu iade edeceğim. Ve işe yaramıştı. Babam büyük babamın eski koltuğunu geri getirdi. Ve bu sayede büyük babamın morali yerine geldi. Her zamankinden daha iyiydi. Ve babamın karşısında görür görmez kendini tutamayıp gülmeye başladı. Aslında bu sefer de babamın morali bozulmuştu. Ama mutlu olması gerekirdi. Ne de olsa büyük babamın moralini düzeltmişti. İtiraf etmeliyim. 8 yaşındaysanız hayat gerçekten çok güzel.